Günaydın, günaydın arkadaşlar. Bakın bizi açtık. İpanema'dayız. Bugün böyle takılıyoruz. Hayrettin abi denize gitti. Ben de bekliyorum. Amcamız da geziyor. Bakın şunlardan aldım, göstereyim dedim. 4 tanesi 2 real, tanesi 50 kuruşa denk geliyor. Bu arkadaşlar buraya gelirseniz yiyebilirsiniz. Bilmiyorum sever misiniz de bu bizim helvalara benziyor aynı. Şekerli. Ben seviyorum yani, alıyorum da. Böyle şekerli iyi gidiyor. Aldım dedim, yeriz. Hayrettin abi de yer diyeceğim ama ki Hayrettin abi gelene kadar ben bunu gömerim herhalde. Neyse, adam buralarda, bir daha alırız. Ama yiyemem ya, yok. İkisini ben yerim, ikisi ona kalır. Yani şekerli ya, kesiyor zaten, birazdan yemek yiyeceğim. Bugün böyle arkadaşlar, Mısır'a çıkmadım biliyorsunuz. Perşembe bugün. Çıkmamakta haklıyım zannedersem, görüyorsunuz. Bundan sonra Mısır nokta atışı arkadaşlar, hafta sonları. Hafta içi böyle takılacağız. Şunlar bizim değil tabi. Benimkiler bunlar abi. Takılıyoruz. Pek bir hareket yok ama zaten hava çok sıcak. Bir de bu saatte insanlar şey olmaz. Biz maksat yerimizi, yurdumuzu alalım diye geldik. Dedim bunu daha hazır almışken size göstereyim. Bir tanesini yedim. Şimdi bir tane daha yerim. Kahveci geçmiyor ya. Aslında bu kahveyle de güzel oluyor. Şekerli. Ya bu adamlar var ya, bu kahveciler yemin ederim işi bilmiyor. Abi şimdi bir geliyorlar. Üçü birden üst üste geliyor. 3-4 tane var böyle kahve satan. Arka arkaya geliyorlar. Sonra bir gelmiyorlar, kayboluyorlar. Lan aralıklı gelin işte. Hepiniz de satarsınız. Şurada insanların hepsi içiyor. Ne diyeyim baba ya. Bu tarafta böyle. Ablamız orada bikiniyle satış yapıyor. Durum böyle arkadaşlar. Ben şunu yiyeyim bir. Hayrettin abi de denize girsin. Görünmüyor da neredeyse, bilmiyorum ki. Göremiyorum da. Acaba çıktı bir yerde, güneşleniyor falan mı? Neyse, sıkıntı yok. Ben buradayım zaten. Bakın bunu da böyle yaptım. Şimdi zabıta gelirse arkadaşlar, bu bezin fazlası var ya, şu fazlasını üstüne örtüyorum. Masayı da hemen buraya koyuyorum. Masanın altında kalıyor. Bez adamlar zaten masanın altında ne var diye sormuyor. Görünmüyor ya bez yani. Onun için hiç toplamayla, şey yapmayla da uğraşmıyorum. Kahvemi de aldım arkadaşlar. Kahvemizi de içiyoruz. Muhammed abi, kesene bereket diyorum abi. İçiyorum. Nihayet bizim kahveci geldi burada. Kahvemi içeceğim şimdi. Kahvelerim Muhammed abiden abi, sağ olsun. Kesesine bereket. Tekrar buradan selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum kendisine. Bakın adam kahveyi de bu şekilde satıyor, gidiyor ya. Böyle satıyor. Bu da daha önce göstermiştim zaten. Ay ay. Ben devam edeyim, kahvemi keyifle içeyim şimdi arkadaşlar. Daha sonra satış matış yaparsak yine görüşürüz. Daha yapmadık bu arada biz satış matış. Yani. Yo, güzel oluyor. Öyle bakıyorlar, öpüşüyorlar falan orada. Şimdi Hayrettin abi sordu, dedi oradan hiç çekim yaptın mı? Dedim yaptım yani. Ne yapıyorlar orada dedi. Dedim öpüşüyorlar falan işte yani. İçki içiyorlar, alkol alıyorlar yani, bira mira. Şimdi böyle alkolden fazla konuşmayayım da, o gün rakı içtiğimiz şeyi dedim ya, YouTube para kazanmasını kapatmıştı. Ama muhteşem bir gün batımı oluyor, izleniyor. Yani insanlar da haklı. Tabii biz işin esprisindeyiz ama insanlar da haklı. Mesela bakın şuradan. Şurada oturuyorlar mesela. Şurada köşede oturuyorlar, bakın şurada. Yani şuraya karşı kardeşim, insan sevgilisiyle, kız arkadaşıyla, eşiyle, dostuyla, yani ne bileyim, gün batımı da olur. Güzel olur. Bu arada yarın ben biraz önce ilk defa daha bir şey sattık. Bugün çok kötü. Hayrettin abi daha hiç satmadı. Ben ilk defa bir anahtarlık sattım yani. 5 tane anahtarlık sattım. 20 real olur mu dedi. Ben tanesini 5'e satıyordum. 5 tane 20 olur mu dedi. Dedim hadi olur ya, ne yapayım, al aman yet. Al yeter ki. Bir şeytanın bacağını kıralım. Öyle de kardayım zaten de, alsın yani. Yarın sabah Mısır'a çıkacağım arkadaşlar. Çıkmayı düşünüyorum yani. Babaya mesaj attım, dedim. Mısır var mı? Daha dönmedi. Dönsün bakalım. Yarın Mısır'a çıkmayı düşünüyorum. Cuma. Bir de Madonna'dan dolayı da bir şey var. Yarın Cuma, Cumartesi, Pazar. 3 gün Mısır'a çıkacağım yani sabahları. Mısır erken biterse de zaten tekrar gene gelir. Buralarda bileklikti, şuydu buydu, satarım yani. Umarım bir gün biz de şöyle otururuz orada yani.
gün batımına karşı otururuz bir gün biz de. Ben daha önce orayı çekmiştim hatırlıyorsanız. Oradan gün batımı görünüyordu. Güzel bir yer. Havalar da çok iyi gidiyor. Maşallah var yani havalarında. Bugünlerde havalar da çok iyi gidiyor. Daha da bir 10 gün falan güneş gösteriyor yani. 10 gün daha hiç ne yağmur ne çamur ne bir şey göstermiyor. E tabi değişebilir hava. Havanın durumunu bilemeyiz ama. Şimdilik iyi gösteriyor. Bizimkiler de orada oturuyorlar. Hayrettin abi, amca orada oturuyorlar. Tezgahımız burada. Sigara da satıyorum arkadaşlar bu arada. Sigaralar ne orada demeyin. Sigara da tanesini 1 reale satıyorum. Onları da koyduk. Yani oradan da 3-5 ekmek gelirse diye. Bazen böyle yapıyorum ben. Paketi oraya koyuyorum. Satılıyor yani gidiyor. Böyle şeyler satıyoruz. Evet Hayrettin Bey. Hayrettin Beylerle de amcamızla da son 2 günümüz. Bugün yok 3 gün. 3 günümüz var. Normalde daha erken zaten biz bitiriyorduk. Madonna bizim dönüşümüzü bari dedik bu kadar durmuşken Madonna'yı da görelim dördünde. Normalde biz 30 Nisan'da, 28 Nisan'da falan gidecektik ki 1 Mayıs'ta biz Buenos Aires'te olmayı hedefliyorduk. Ama Madonna ama bizi kandırdı. Bak Madonna deyince Madonna'yı en güzel izleyecek kişi kim? Söyleyin, evet. Onu da söyleyin, hadi onu da söyleyin. Yani ne yani, Madonna'yı evimizin camından konserini de mi izlemeyelim? Bu da mı bize çok? Arkadaşlar yeni tuttukları ev tam Madonna'nın konser vereceği sahneyi görüyor camdan. Aynen. Gel o akşam çekim ya bu akşam. Aynen, o akşam oradayız zaten. Aynen, o akşam oradayız, daha hiç şey yapmaya gerek yok. Kapıda yatarım gitmem yani. Göreceğiz oradan. Biz de düşünüyoruz Hayrettin abi. Belki o akşam bira mira satabilir miyiz bilmiyorum Hayrettin abi ya. Yani. Dolabımızı dolduralım. Ya işte bir gün sonra biz gitmiyor olsak. Ha bir de oldururuz. Sonra kendimiz içeriz gerekirse. İçeriz abi. Ertesi gün gideceğiz. Ya ertesi gün değil de bir gün sonra. İyi kardeşim. 2 gün. 50 tane mesela alsak Hayrettin abi. Tanesini 3 realden alsak 150 real yapar. Tanesini 50 tanenin 10 reale satsak 500 real yapar. Ama bozu mozu 300 real bize kalır. Eğer satarsak 50 tane de herhalde satılır orada diye düşünüyorum ama onun için de hani kutu falan da almak lazım içine buz doldurma. Ya da poşetle çıkıp gireceksin. Yok poşetle o şeyler zor ya. Ama yani yapılabilir. Bu ev işte Hayrettin abiler gitmiyor olsaydı biz bu evde bir şeyler harbiden yapabilirdik bak. Ya biz zaten buraya ilk geldiğimizde bu evi bilseydik biz hiç o rezil yerlerde kalmaz. Gerçi rezil yerler de bir tek bu son kaldığınız yer biraz kötüydü. Ondan önceki de çok şey değildi yani. Yine orada uzun kaldık yani. Evet. Oy. Dur müşteri geldi. Günün ilk müşterileri geldi. Doğru söylüyor Hayrettin abi. Günün ilk müşterilerini Hayrettin abimizle. Amca sen Berlin'de kaldın mı? Bana birisi yorum yazmış. Amca demiş Berlin'den mi ya? Ben onu demiş sanki orada Berlin'de gördüm gibi, tanıyor gibiyim. Berlin'e gittim de Berlin'de çok uzun kalamadım. Ha Berlin'de mi yaşıyor diye sormuştu. Yok. Münih Frankfurt Bey'miş. Münih Frankfurt'muş. İlter Bey ismini de hatırlıyorum bak. Ya beni herkes gördüm diyor. Bu şey var ya bir asistan arkadaş var ya Türkiye'ye. He. Ya ben seni tanıyorum diyor bana ya. Turizm biraz da aslında var ya, ben bugün düşündüm. Erkin Koray'a benziyorsun ya. Herkes bana onu diyor. Biraz da oradan olabilir mi? Durdurdu bir şey. İzmir'de Foca'dayım. Erkin abi. Erkin abi. Bak, Allah Allah kimdir? Ya, Erkin abi sana diyor diyor bana. Ya nereden çıkardın? Ben çok severim Erkin Koray'ı. Ben de severim canım. Erkin Koray başkadır. İşte o gün de birisi yazmıştı. Ben sorayım dedim. Şimdi hazır canlı sorduk. Gördünüz Hayrettin abiden almadan gittiler. Abi niye almadı bunlar? Durum ne? Biraz yazdılar. Çok teşekkür ederim. Baktılar. Bize layık değil bunlar dediler. Daha doğrusu biz bunlara layık değiliz. Vallahi bir siftah açsaydım bari iyi olurdu da. Yani olmadı ya. Ama bugün sıfır çekmedim demem. Aynen, eğer bugün satılmazsa sıfır çekerdim ama ben satılacağına daha inanıyorum. Daha şurada bir iki saat falan. Abi şimdi insanlar gidiyor zaten bir saat falan orada duruyorlar, sonra hatırlıyorsan hep dönüşte alıyorlar. Hepsinin bitmesini yani demiyorum bak. Yani 7'ye falan durmayız. 7'de Botafogo maçı var. Gider onu izlerim daha iyi. Valla bilmiyorum ben.
Copacabana nasıl? Belki orada açarsın. Ben dedim Copacabana nasıl, nasıl olur? Orada nasıl olacak ki? Baksana şuraya. Umudum yok. Gider ayak sıfır çektirdiler sana ya. Şu kadarıysa. Ama ben satacağına inanıyorum ya. Daha gelenler olur şimdi abi. Neyse, en azından yüzmüş olduk. Güneşlendik falan. Aynen. Bugün biraz denizi iyi kullandık. Siz bayağı bir gittiniz bugün. İkiniz de yaklaşık bir 2-3 saat gittiniz herhalde. Ben uyudum 2 saat ya. Hayrettin abi dedi nerede? Dedim denizde uyumuştur o kesin. Harbiden de uyumuşsun yani. Ben de yarın Mısır'a çıkacağım abi. Mısır candır ya. Milyo. Mısır candır abi. Sloganımız Milyo. Ben bir saat bir şey diyorum. Bir şey istiyor musunuz dışarılarda? Evet arkadaşlar, Hayrettin abi buradan Uruguay'a gidiyorlar. Hep soruyorsunuz bana orada ne işleri var diye. Özel işleri olduğu için ben söylemiyorum. Orada özel işleri var. Ay. Yani bana düşmez o şeyleri açıklamak, söylemek abi. O yüzden özel iş diyorum yani. Özel kendi şahsi işleri. Anlatabilirim şimdi şeyse. Zaten nasıl gelen giden de yok. Anlatabilirsin. Belki sigara yakınca otobüsün gelmesi gibi. Röportaja başlayınca. İnsanlar gelir. İngilizce tutar. Şimdi ben Aralık'ta işte geldim Uruguay'a. Amacım Uruguay'da. Oy. Bak geldim. Fermanı. Al abi. Böyle buna Murphy kanunları denir yani. Bir şey böyle aksi gidecekse gider. Deminden beri ne arayan ne soran ne gelen ne giden var. Tam kamerayı çıkarttı, sohbete başladık. Önce benim tezgaha geldiler, şimdi onun tezgaha geldiler. Bizimkiler almadı, bakalım bu adam alacak mı? Böyle bakacak. Almayacağına bahse girerim. Ya da ayıp olmasın diye bir tane alır hadi. Anlatıyorum insanlara. Kötü özellikleri çok çalışıyor. Durmuyor. Onun için de bizi de tempoya soktu. Biz de bu kadar çok çalışkan insanlar değildik. Çalışırdık ama orada onu görünce daha da çalışması geldi insana. Böyle İpanama'da gün batımı. Artık son günlerimiz. Uruguay'ı da özledim yani artık. Çünkü bir yerde kalırken o yerin dilini bilmek gerçekten önemli. O dilde bir iletişim kuramıyorsanız çok da keyifli geçmiyor. Ben Temmuz ayından beri İspanyolca çalışıyordum. En azından temel iletişimlerimizi sağlayabilelim diye markette, yolda, adres sorarken, insanlarla tanışırken böyle dil bilmez bir şekilde bakmayalım diye Temmuz'dan Aralık ayına kadar aylarca uygulamalardan, YouTube'da videolardan, Udemy'den bir tane de ders aldım. İyi de bir altyapı oluştu. Bunun üstüne de dedim İspanyolcanın aktif konuşulduğu bir ülkede 5-6 ay kaldığımda iyi bir dil yeteneğim gelişir. Orada kalıcı olabilirsek kalırız. Kalamasak da bir dil öğrenmiş olarak dönelim. Evet. Kolay kolay iddia kaybetmem.
almayacak demişti. Düşüneceğim dedim de zaten düşüneceğim. Neyini ama. Neyini düşünecek? Ne sanki buzdolabı mı alıyorsun? Bir tane magnet işte vereceğim 5 real. Alacaksın arkadaş yani. Ya ben de anladım zaten alacağını. Kararsız mısın? Düşünüp geleceğim dedi. Nereye geliyorsun? Bir kere çıkış yönündesin. Yani. Yapacak bir şey yok. İşte burada sonra Uruguay'da güzel gidiyordu. Hem dili öğreniyordum hem gönüllü olarak hostellerde falan çalışmıştım. Bir tane çiftlikte çalışmıştım. Şöyle dolaşıp da anlatabilirsin abi sen. Bir tur atıp şöyle sahile doğru. Yani şuralarda. Şuralarda. İnsanlar da görürsün. Daha da anlayın. Sen burada. Sonra havalar soğuyunca Mart ayıyla birlikte çok fazla yağmur yağmaya başlamıştı. Hatta Şubat ayında. Çünkü o gönüllü çalıştığımız yerlerden ayrıldım. Hostelde kalıyordum bir tane pansiyon hostel gibi bir yerde ve bir yandan da tezgah açıyordum. Türkiye Konsolosluğu'nun hemen arkasında orada Uruguay'da. Gayet merkezi bir yer vardı. Her gün stand açıp en azından bu Latin Amerika turumu yaptığım masrafları çıkartıp yol paramı falan ücretsiz, külfetsiz bir şekilde Türkiye'ye dönmek istiyordum Haziran'da. Ve abi sen beni oraya yolluyorsun, şimdi de oraya gitme diyorsun. Neyse. İyi giderken sonra satışlar durunca, yağmur falan yağmaya başlayınca orada Seçkin diye bir arkadaşım vardı, o da Türkiye'den, Uruguay'da yaşıyor. O da bujiteri falan satıyor yıllardır. Dedi, Florianopolis diye bir yer var, oraya gideceğim ben. Orada hala yaz devam ediyor. Dedim ben de geleyim o zaman. Hem bakarım, birkaç hafta takılırım oralarda. Hem de elimde de bir sürü malzeme kaldı, onları satarım diye. Öyleyle başladım. 28 Mart'ta, 28 Şubat'ta şeye geldim, Brezilya'ya. Yani şu anda Nisan'ın 28'ini geçtik. Yani 2 aydan fazla süredir buradayım. Ve buranın dilini bir ara bir öğreneyim falan diye bir niyetlendim. Baktım uygulamalardan falan. Yani çok karmaşık geldi. Karmaşık gelmesinden ziyade dedim ben bunu öğrenirken İspanyolca'yı unutacağım. Çünkü çok İspanyolca ile birebir benzeyen kelimeler telaffuzda çok farklı. Bunun için mevcut İspanyolcamı bozmayın. 2 ayda 3 ayda ne Brezilya Portekizcesi öğrenilir. Sadece benim İspanyolcama zarar verir dedim. Artık İngilizce, İspanyolca çat pat nasıl iletişim sağlarsak sağlarız diye düşündüm. Sağ olsun zaten burada da Özgür'le tanıştıktan sonra o da bize oldukça yardımcı oldu. Burada yakınımızda olması hem alışveriş esnasında hem de burada işte zabıta geldiğinde falan bir sıkıntı yaşayacağımız zaman bize tercümanlık yapıyordu. Yani güzel geçti Brezilya günlerimiz. Burayı da gördük, öğrendik, tanıdık. Kültürüne dair, yaşamına dair bilgiler edindik. Sonrasında buralara tekrar yolumuz düşerse, buralarda hangi şehirlerde yaşanır, ne işler yapılır, güvenli yerleri neresidir, gerçekten bir bilgi sahibi olduk. Ama artık gitme vakti geldi ve zaten havalarda soğumaya başladı. Aslında başlamıştı bir hafta önce. Şimdi Madonna ateşi herhalde sardı insanları, bir de evreni de sardı sanırım ki. 32 derece falan bugün. Dün yine 30 derece falandı. Geçen hafta 26 derecelerde olan hava bir anda ısınmaya başladı. Neyse, gidene kadar tekrar soğumasın umarım. Çünkü zaten biz Montevideo'ya gittiğimizde 18-19 derecelerin içine düşeceğiz. Orada bir hafta kadar kalacağız. Sonra da Buenos Aires'e geçeceğiz. Benim 7 Haziran'da 7 Mayıs'ta Uruguay'da 5 yıllık oturum için bir başvurum olmuştu. Onun duruşması var. Yani bu yasal bir başvuru hakkı varmış. Aslında 2 yıldı. Koşulsuz Uruguay'a geldiğinizde, hatta Uruguay'da yerleşme falan diye videolar aratırsanız
Mücahit diye bir arkadaş çekmişti. Orada Metin abi var. Buradan da selam olsun. Bir şekilde izlerse. O bilgilendirmişti ama o yasalar değişti. Tabii ben onları izledim. Bayağı da ölçtüm biçtim. Çıktım geldim Uruguay'a. Fakat geldiğimde bir de baktım ki ben başvuracağım zamanda dediler bir gün önce yasa değişti. Şimdiki yürürlükteki yasaya göre sen 2 yıllık oturuma başvuruyorsan ülkenden bir gelir beyan etmen lazım. Abi ya da burada sabit bir gelirin olması lazım. Çektirecek, telefonu evet. Alacağız. Bu kadar. Şimdi devam edeceğiz. Sen devam edersin abi sonra. Evet, kart işlemi bittikten sonra tekrar sizlere röportaj vermeye devam ediyorum. Neyse, nerede kalmıştık? Şöyle bir durum oldu. Ben geldiğimde işte 2 yıllık bir oturum alınabiliyorken o yasayı değiştirmişler. Dediler ki bu şekilde başvuracaksan 2 yıllık çalışma izni ve oturuma. Benim amacım 2 yıl çalışma izni ve oturum almak. Uruguay'da zaten yaza kadar kalacağım için o süre zarfında hem çalışırım hem dil öğrenirim hem de sonrasında nasıl başarılı olunuyor mu, bu yapılan işlerde yeterince ekonomide sağlanıyor mu, biraz bunları da ölçüp biçtikten sonra Türkiye'ye Haziran'da dönüp eşimi ve çocuğumu da alıp tekrar Uruguay'a yerleşmeyi düşünüyordum. Bunlar da dediler ki bir şekilde gelir beyanı yapmanız lazım. Burada geçiminizi sağladığınıza dair dedim. Ben zaten çalışma izni alıyorum. Çalışma izni alınan yerden size nasıl gelir beyanında bulunabilirim? Siz izin vereceksiniz ki çalışacağım. Resmi bir şekilde size belge getiremem. O zaman kendi ülkenden de olur dediler. Bir kira gelirin, maaşın, şunun bunun varsa. Ya dedim ben kendi ülkemden bir gelir getirip bunu beyan ettikten sonra dünyanın bir ucunda Uruguay'da niye yaşayayım ki yani? Portekiz'de de D7 vizesi diye bir vize var. Eğer yurt dışına yerleşmeyi düşünen arkadaşlar varsa onu da araştırabilirler mesela. Kısmen Avrupa'ya yerleşmek için, Avrupa Birliği vatandaşlığı alabilmek için kolay bir yöntem. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kolaylıkla tercih edebileceği bir şey. Dünyanın bir ucuna gelmektense bunu yapabilirim. Onun dışında başka ülkeler de var. İspanya'nın falan da var böyle gelirle birlikte oturum veren vizeleri, vize programları. Neticede ben de adam, oradaki çalışan kadın pardon, dedi ki o zaman dedi 5 yıllık kalıcı şey var. Kalıcı değil, geçici ama şartsız oturum diye böyle değişik bir program daha yapmışlar. Size bunu verelim dediler. Ya dedim 2 yıllığı vermiyorsunuz, 5 yıllığı mı veriyorsunuz? Nasıl olur yani? Ayağın alışsın der gibi böyle bir anda birini 2 yıllık yok ama sana 5 yapayım abi seni sevdim gibi böyle bir şey yaptılar. Dedim ne olacak, bunu da vermeyeceksiniz, vatandaşlık mı vereceksiniz? Yani tersine giden bir süreç vardı. Bu arada daha önce bahsettim mi bilmiyorum Özgür. Ya Rio'da benim hayatımda gördüğüm en ciddi helikopter trafiği var. Yani sürekli helikopterler var yani. Havaya baktığınızda aynı anda 3 tane farklı noktada helikopter falan görebiliyorsunuz. Kurtarıcı İsa heykelini falan getiriyorlar. Bu şekilde bu bilgiyi de vereyim. Benim çok dikkatimi çekmişti yani. Helikopter varsa bizim ülkede ya bir yerde ormanda yangın vardır ya bir yerde operasyon vardır falan yani. Helikopter iyi bir ses çağrıştırmaz. Ama burada insanlar helikopter geçerken böyle el sallıyorlar, mutlu oluyorlar falan yani işte. Neyse şimdi gideceğim 7 Mayıs'ta. O 5 yıllık oturum duruşması nedir? Bana nasıl bir oturum verecekler? Çünkü 2 yılda şöyle bir şart vardı. 2 yıllık oturum verdiklerinde. Diyorlardı ki sen bunu alıyorsun ama 1 yılda 6 aydan daha fazla ülkeden ayrılamazsın. Yani kendi ülkene gideceksen 6 ay dolmadan geri gelmen lazım. Tamam dedik. Ve dediler 2 yıl içinde de toplamda 8 aydan daha fazla Uruguay dışında kalmayacaksın. Yani 1 yıl 6 ay gittiysen
öbür yıl 2 ay girebilirsin. Ha bir de dediler bu 2 yıl içinde en az 3 ay sigortalı resmi bir şekilde çalışıyor olman lazım ya da bir iş yeri falan kuruyor olman lazım. Buranın ekonomisine bir katkı sunduğunu görelim. Sonrasında bu 2 yılın sonrasında bunların hepsini yaparsan sana şimdi uzatma yapıyoruz. 5 yıllığa uzatıyoruz gibi bir şeyler yapıyorlardı. O süreyi de doldurduğunda eğer İspanyolcayı işte A2 mi seviyede falan öğrenmişsen artık oturum ve vatandaşlığa başvurabiliyordun. Uruguay vatandaşlığı da Brezilya vatandaşlığı gibi değerli. Avrupa Birliği ülkeleri, İngiltere, Yeni Zelanda, Kanada, İsviçre gibi ülkelere vizesiz gidebiliyorsunuz. Tabii bu kağıt üstünde böyle ama mesela Almanya falan bu şekilde almıyor. Diyor ki eğer çifte vatandaşlığın varsa ikinci vatandaşlığının şartları neyse ben senden onu isterim diyor. Onun için hani Güney Amerika'ya gelip buralardan vatandaşlık alırım ben vizesiz her yeri gezerim diye düşünmeyin. Çünkü adamlar uyanık. Diyorlar ki senin TC vatandaşlığın varsa ben TC'ye ne şart koşuyorsam sen onu yerine getirmen lazım diyor. Almanya bunu diyorsa diğer ülkelerinde çoğu diyordur zaten. Onun için ne yapman lazım? Senin Türkiye vatandaşlığından çıkıp sadece Uruguay'sa Uruguay, Brezilya'ysa Arjantin'se o vatandaşlıkta kalman lazım ki böyle özgürce bir seyahat hakkın olsun Schengen'siz falan. Bunu da size bilgi olarak geçeyim. Yaklaşık 10 yıldan fazladır hatta. Ben 2013'te Arabistan'da çalışmıştım. O zamanlar çok yoğun araştırıyordum. Sonrasına dair nerelerde yaşayayım falan diye. Yurt dışında yaşama noktasında bir sürü veri biriktirdim. Ciddi anlamda danışmanlık şirketi açabilecek kadar her ülkeye yani Malta'dan Kanada'ya, Avustralya'dan Yeni Zelanda'ya, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Brezilya'ya, Arjantin'e, Uruguay'a, Portekiz'e, Malta'ya, buralarda nasıl oturum alınır, nasıl vatandaşlık alınır bunların hepsine dair birçok şey izledim, okudum, araştırdım, öğrendim ama tabii özellikle pandemiden sonra gerçekten ciddi bir şekilde ülkelerde değişimler oldu. Hem ekonomik hem sosyal olarak hem bu dünyada son 10 yılda devam eden göç dalgası, ikinci kavimler göçü gibi yani sadece Türkiye değil. Bütün dünyada ciddi bir şekilde bir göç hareketi var. Bu göç çoğunlukla doğudan batıya doğru gibi gelse de ekonomik olarak da batıdan doğuya da bir göç var. Pandemide hayatımıza giren bu freelance, uzaktan çalışma çılgınlığı, şirketler, patronlar bunu keşfettikten sonra, bunu deneyimledikten sonra artık birçok personelinin sen yılda 3 kere falan gel, bir briefing toplantı yaparız. Onun dışında sen dışarıda başka bir yerde de çalışabilirsin diyorlar. Ve özellikle Hollanda, İngiltere, Almanya, Fransa falan gibi ülkelerde ekonomik olarak daha zor koşullarda yaşayan insanlar ne yapıyorlar? Geliyorlar Türkiye gibi ucuz ülkeleri tercih edip ya da Güney Amerika ya da Endonezya, Tayland falan oralarda uzaktan çalışıp ve daha az harcayarak keyifli yaşamlar sürüyorlar. Bu da başka bir göç oluyor. Sonuçta gittikleri şehrin ya da ülkenin enflasyonunu etkiliyorlar. Ne oluyor? Normalde 100 dolara veriliyorsa kiralar, bu adamlar geldiğinde birileri 150 dolar deyince aa çok ucuzmuş deyip 150 veriyorsa artık 200 istemeye başlıyorlar. Sonra 250 istemeye başlıyorlar. Tabii yerel halkın orada asgari ücreti şuna buna artmıyor. Gelirleri artmıyor. Ne oluyor? O insanlar da mecburen 150-200 dolarları vermek zorunda kalıyorlar. Böyle böyle de onlar da artık ekonomik olarak orada duramayınca biz de batıya gidip daha yüksek kazanalım bari diyorlar falan. Böyle bir göç dalgası var arkadaşlar. Neticede biz de bu göç dalgasının bir yerde içindeyiz. Bunu şu anda yayınlayan Özgür
Bu röportajı veren ben de o durumdayız. Ve eminim ki izleyicilerimizin de büyük bir kısmı ya gurbettedir ya da ya ben de bir yerlere çıkabilir miyim, ben de başka bir yerlerde bir hayat kurabilir miyim merakıyla izliyorsunuzdur bu kanalı. Yani çok korkmaya, endişe etmeye gerek yok. Gerçekten mücadele ettikten sonra dünyanın her bir yerinde ayakta durabilirsiniz. Önemli olan o yasal süreçleri iyi takip etmek, nasıl, nereye gideceksiniz. İlk önce tası tarağı toplayıp gitmek yerine mümkünse önce bir ön hazırlık gibi size tavsiyem, orada bir süre bulunup birkaç ay, 3-5 ay, 6 ay ne kadar durabilirsiniz. Bulunduğunuz sürede ya Brezilya'da bu sürekli bağıran insanlar var ya, gerçekten hiç özlemeyeceğim bu durumu. Ya Türkiye'de zaten bu kaos, bağırış, çağırış, sosyolojik problemler, ekonomik problemler, biz çıktık geldik. Yani hiç bilmediğim bir dilde bir adamın öl 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 diye bağırmasını mı dinleyeceğim ya? Allah, Uruguay'ı özledim ya. Uruguay daha sakindi gerçekten. Uruguay'da insanlar daha efendiydi. Brezilya'da bu kısmını sevmiyorum. Ucuz mucuz, tamam hadi güzel denizi, doğası falan ama çok yaygaracı insanlar. Birbirlerine çok bu yönde saygısı yok diyeyim. Sürekli plajda mesela herkeste bir tane şey var. Speaker, müzik çalarlar var. Yani 3 kişi gelmişler, ikisinin ayrı ayrı müziği var falan, yani bunları bile görüyorsunuz. Neyse. Nerede kalmıştık? Ya bir yerlere gitmeyi falan düşünüyorsanız korkmayın. Bir tane yaşamınız var. Aldığınız kararlar mantıklı geliyorsa, size doğru geliyorsa, eğlenceli geliyorsa ya da hayalinizse, isteğinizse bunun peşinden gidin tabii. Ama yine de mantıklı adımlar atmak lazım. Böyle Allah ne verdiyse giderim dedikten sonra çok mutsuz olan, başarısız olan insanlar da var. Yani ben Latin Amerika'ya geldiğimden beri Arjantin'de, Uruguay'da, Brezilya'da yaşayan bütün Türklere ulaşmaya çalıştım. Yani herkesle sohbet etmek istedim. Onların deneyimlerini öğrenmek istedim. Çünkü en azından benim kültürümden olan bir insanın burada ne kadar uyum sağlayabildiği ya da nelerden sıkıntı yaşadığı benim için önemliydi. Bu nedenle birçok kişiye ulaşmaya çalıştım. Cevap verenler oldu, umursayanlar oldu, olmayanlar oldu. Cevap verip de görüşemediğimiz kişiler de oldu. Buradan ilgilenen bütün herkese de teşekkür ediyorum. Şu an bu videonun kanalın sahibi Özgür başta olmak üzere. Yani herkesin farklı bir hikayesi var. Çok mutsuz olduğunu söyleyen insanlar da var. Tabii buraya geldiğimde. Geldim, şimdi geri de dönemiyorum. Ne yapacağımı bilemiyorum gibi zor durumlarda olan insanlar da var. Bunlar tabii YouTube kanalları falan olmadığı için, yani bunlar burada tanıştığım, sohbet ettiğim, burada işlerde çalışan ya da bir şekilde ayakta durmaya çalışan insanlar. Yani iyi bakın, iyi ölçün, iyi değerlendirin. Umarım kendiniz için, aileniz için doğru kararlar siz de verirsiniz. Yani yurt dışına gitmek bir kaçış, terk ediş, yeniliş falan değil. Hayatın çeşitli evrelerinde yer yer uzak kalmak iyi olabilir ülkemizden. Yani döneriz, geliriz, dönmeyiz. Herkes ne yaşıyorsa onu yaşar ama ben gerçekten bir süredir yeni bir yerde yaşama, yeni insanlar, yeni bir kültür, yeni toplum, yeni dil, bunlarla yaşamak istiyordum. Bir de çocuğum var, 6 yaşına girecek bu sene ve
ben Türkiye'nin ekonomisini zaten iyi görmüyordum. Birçok insan bunu son 5 yılda fark etti. Ama bu sadece 5 yıllık olay değildi. Yani bu 2000'lerin başlarında iyi görünen bir ekonomi aslında var olan bütün varlıkların satılmasıyla ortaya çıkmıştı. Satılacak varlık da kalmayınca bu iş daha fazla sürdürülemeyecekti. Ortada bir iktisat diye bir bilim var. Bu bilimin gerçekleri ortada arkadaşlar. Bu nedenle bu ülke maalesef ki bir süre daha düzelemeyecek. Yani inşallah çok iyi olur falan demeli olmayacak. Çünkü sen dışarıdan alıp dışarıya bir şey satamıyorsan, sen temel bütün her şeyini tarımından tut, artık tekstiline kadar dışarıdan almaya başlamışsan senin düzelme şansın yok. Bu ekonomide de ben ve birçok insan çocuklarının geleceğinin daha iyi olmasını ister. Ve daha iyi eğitimler almasını ister. Ülkede eğitim de oyuncak gibi zaten. Her yıl yeniden müfredat değişikliği, yeni bir eğitim sistemine geçiş. İşte birkaç ay önce yine Milli Eğitim Bakanımız açıklamış. Eğitimde komple müfredatı değiştiriyoruz. Artık çok daha milli değerlerle falan bir müfredat yapıyoruz. Ya kardeşim 20 yıldır zaten müfredat elinizde, değiştire değiştire yani anayasanın delik deşik olma şeyi, hikayesi gibi hiçbir şey kalmadı zaten, değişmedik. Ne kaldı yani? Sürekli değiştiriyorsunuz. Yani ne eksikmiş de, ne kadar az milliymiş de daha çok milli yapacaklar. Merakla bekliyoruz. Hatta beklemiyoruz. Daha fazla beklemeyeceğiz işte. Durumlar böyle. Ülkemizdeki sorunlar böyle. Buradaki sorunlar da böyle. Şu anda kalabalıklaştı. İnsanlar bu saatlerde günün işte şu tepeye gidip gün batımı izliyorlar. Onlar için burada en iyi gün batımı izlenecek yer burasıymış. Tabii bunların şu Kapadokya'yı görmedikleri için buna bir gün batımı manzarası diyorlar. Onun için buradan herkesi Kapadokya'da bir gün batımına deneyimlemeye davet ediyorum. Yani bir hareketlenme oldu. Akşam hem o noktaya izlemeye gelenler var, hem de bir yandan geri dönenler var. Ama bu hareketliliğin satışlara bir yansıması olmuş mu? Özgür Bey'deyiz. Oldu mu satışlara yansıması? Bir tane sigara sattım abi. Bir sigara sattım. Bir sigara sattım derken buraya paket koyuyor. Böyle buradaki çalışanlar ya da buradan gezen insanlar tanesini bir realden sigara alıyorlar. Paket 5 real. Pakette 20 tane var. Taneyle alırsa 1 real. Evet. Kar marjı yönünden oldukça iyi ama bundan bir 50 tane falan satarsam bir anlam var. Öyle bir tane satmayla, yani eğer 4 tane daha satarsa en azından paket parasını çıkartmış olur. Geri kalan 15'i de bedava içer. Ama sigara içmek sağlığa zararlıdır. O içtiği sigaralar ileride kendisine, sağlığına tehdit oluşturacaklar. Buradan bir kamu spotu sigara verelim o zaman. Sigara ve alkol sağlığa. Yani sağlığa. Alkol konusunda alkolü abartmadan içebilirsiniz diyeceğim de. Yani içen içsin, içmeyen içmesin ama sigara gerçekten, sigaranın hiçbir esprisi yok aslında. Umarım yeryüzünden tamamen silinir yakın sürede. Artık insanlar yıllar sonra derler ki ya para verip insanlar kendini zehirlemeye bir şeyler alıyorlarmış. Ne kadar saçmaymış yani. 2000'lere kadar sigara diye bir şey içmiş insanlar falan diye 2050'de falan belki böyle gülerek ya da şaşırarak anlatırlar diye umuyorum. Size bugün ben eşlik ettim. Ha, böyle daha iyi oluyor ya. Öbür türlü kamera karşısında anlat deyince sorguda gibi oluyor. Aynen. Şimdi kendim çektim, kendim oynadım. Beni de çekmezsen sevinirim abi. Bak işte böyle oluyor ya. Kendim şey hissediyorum. Böyle stres aldım.
Ya işte sen bize tutuyordun kamerayı. Yani şu anda burada dıptıs dıptıs sesler gelmiyordur umarım. Yani şu an sesleri çok açtılar müziği buradaki apaçi dostlarımız. Onun için yani uzaklaşacak da bir yer bulamıyorum. Yani hapsoldum. Deminden beri belki diyorsunuzdur ki ya ne oralarda dolanıp duruyorsun. Ama ileriye gidiyorum orada müzik var. Arkaya geliyorum orada müzik var. Yani Süt Kardeşler filmindeki sahne gibi. Dışarıya çıkamıyorum, inzibatlar var. İçeri giremiyorum, kumandan Hüsamettin burada. Ya resmen bomboş geçen bir gün oldu. Ama en azından Mayıs'ın ilk günlerinde yüzme tadına eriştik. Sadece 4-5 gün sonra kışın içine düşeceğiz. Ha, sonrasında ne olacak onu da anlatayım. 7'sinde duruşmam var. Oraya oturum başvurusu için gideceğim. Ha, bana o 5 yıllık oturumu verdiklerinde ne yapacağımı Türkiye'ye dönünce eşimle tekrar gözden geçireceğiz. Bu oturum zaten sınırsız bir oturum olacakmış. Yani 5 yıllık sınırsız. Yani böyle şu kadar zaman burada kalman, ayrı kalman sorun falan gibi bir şeyler yok. Şartı falan yok. Yani 5 yıl içinde bir şeyler kötüye giderse ülkede ya da en azından ya tamam bir gidelim orada yaşayalım bir süre falan dersek gelebiliriz. Oturumumuz ve çalışma iznimiz olacak. Bu önemli. Oturum olayı çok sıkıntı değil Güney Amerika ülkelerinde. Bir şekilde geçici vizeler, ertelemeler, şunlar bunlarla alıyorsun ama çalışma izni gerçekten önemli. Resmi çalışma iznin olduğunda birçok işte çalışabilirsin. Ha, diyebilirsiniz ki oralarda işsizlik yok mu? Çok mu iş var ki? Kendi halkı bulabiliyor mu da sen bulabilirsin. Burada birçok konuda işsizlik var. Mesela bu Uber şoförleri burada gayet iyi kazanıyor. Ben daha önce İstanbul'da da Uber şoförlüğü yapmıştım 2018 yılında. Daha önce böyle bir geçmişim de var ve hala da profilim duruyor. Mesela Uber yapabilirim. Burada araba fiyatları da gayet uygun. Genel olarak Güney Amerika'da. Bir araba alıp hemen Uber'e başlayıp anında bir gün içinde kazanmaya başlarsın. Onun dışında bu teslimat işleri daha genç arkadaşlar bunu tercih edebilirler. Motorlu, bisikletli kuryeler. Onlar da oldukça fazla kazanıyorlar. Ben de düşünüyordum bisikletli olarak Uruguay'da aslında. Ama çalışma iznim yoktu. İşte bunlar çalışma izni olursa yapabileceğin işler. Sonrasında 7 Haziran'da bu oturum durumumuz belli olduğunda bir hafta amcamla Uruguay'ı gezeceğiz. Ben zaten gezdim Uruguay'da birçok yerinde kaldım ama beğendiğim yerleri amcam da görmek istiyor. Onu gezdireceğim. Sonrasında ne yapacağız? Buenos Aires'e gideceğiz, Arjantin'e. Buenos Aires'te de 2 haftaya yakın bir süremiz kalıyor. Belki bir de Cordoba diye bir şehirleri var. Oraya gideceğiz. Che Guevara Müzesi'ni ziyaret edeceğiz. Ve normal şartlarda 7 Haziran'da dönüş biletim var Türkiye'ye tekrar. O zamana kadar en azından şu İspanyolcayı biraz daha aktif kullanabileceğim iki İspanyolca konuşulan ülkede Uruguay'da ve Arjantin'de bulunmam dönüşe dair biraz daha bana keyif verecek. Brezilya'da ya anılarımızda kalacak ya da belki dünyanın hali belli olmaz. Bir gün yolumuz buraya düşebilir. Ha, bu arada gerçekten benim Türkiye'den buraya getirdiğim bileklikler çok çok talep görüyordu. Şu anda burada sezon olmamasına rağmen oldukça yine iyi. Burada şu an buradaki artisanolar içinde herhalde en yüksek kazanan falan olabilirim yani. Ama daha önce Florianopolis'te yani 1 Nisan'a kadar sezon hareketliydi ve yani günlük ben çok 300 realin falan altına düşmüyordum. 400 reallerde falan satışlar oluyordu. Yani hatta gündüz plajda satıyordum. Akşam da caddede stand açıyordum.
gayet iyi kazançlarım oluyordu. Yani burada da 300 reel civarı bir hedef koydum. Yer yer 200 küsürler falan oluyor. Yer yer 400 oluyor. Aslında 300 bandında yine gidiyor. Evet. Yine müşteriler gelmiş. Hi müşteriler. How are you? Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, muy bien. ¿Todo bien? Estoy bien. ¿De dónde eres? De Francia. Francia. Francia, ha. Francia. Yeah, we can speak English. Lara. Meu nome é Lara. Meu nome é Lara. E você? Özgür. Mon ami Özgür, YouTuber. Ah. This his channel. Yeah. Follow him, please. Yes, I will follow him. Önce sen follow ettir, sonra önce iş, sonra diğer iş. Follow? Kart. D'abord follow. Follow yap, ondan sonra. No tengo réseau, pero Evet, burada Fransa'dan arkadaşları da takipçi listemize ekliyoruz. Yorumlarda da bulunurlar umarım. Lara. Abi makineyi alayım. Tamam. Lisa Lara, salut. Salut. O zaman ben de artık